Üç genç 50 gün boyunca denizde mahsur kaldılar. Hayatta kalmak için verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandı. Aceleyle verilen kararların acımasız sonuç vermesi zordur. İnsanı korkunç sonuçlara götürür. Benzer şekilde bir grup genç erkek hastalıklı bir şekilde sarhoş olduktan sonra denizde yelken açmaya başladığında hayatları büyük ölçüde değişti. Bu üç çocuk için ve stabil olarak sıradan bir gündü. Her genç gibi naylaylon geçip ve eğleniyorlardı Pasifik Adası'nda. Erkeklerin akşamları kendilerini içki aleminde bulmaları normaldir. Hal böyleyken hepsi çok kontrolsüz davranınca işler kontrolden çıktı ve daha sonra hayatlarının en korkunç anlarını yaşadılar. Samu Tonina, Etueni Nasoo ve Filio Filio adlı üç genç denize açılıp en mantıksız bir şekilde aceleyle yelken açmaya karar verdi. Çocuklardan biri kimseye haber vermeden tekneyi denize açmayı ve Atafo Adası'ndan oldukça uzakta olan Debi'ye doğru gitmeyi önerdi. Ancak üç çocuk yapacaklarını yeniden düşünmediler. Sonunda olanlar oldu ve çok talihsiz bazı olaylara doğru akıp gittiler. Ve o gün hayatlarının en pişmanlık dolu günü oldu. Sadece birkaç gün sonra aptalca bir karar vermekten pişmanlık duyduklarında ise artık çok geçti. Ve fazladan kıyafet, yiyecek ve su olmadan denizin ortasında kayboldular. Gökyüzü 100 mil boyunca uzanıyordu ve bitmeyen deniz saatlerce küçük teknelerini çevreliyordu. Günler onlar için acı dolu geçiyordu. Geceler oğlanları korkunç bir şekilde ürpertti ve sonra bütün bir ay geçene kadar haftalarca işkence gibi kaldı onlara. Çok geçmeden üç genç ölüme mahkum olduklarını ve onları kurtaracak hiçbir şey olmadığını fark etti. İlk birkaç gün erkek çocuklarının tüm içme malzemelerini boşalttıklarında iki şişe süt, toptan 30 Hindistan cevizi, sadece bir sürahi su ve dondurucu soğukta onları sıcak tutacak bir şişe vodka buldular. Geceleri bunu yapmak hiç akıllarına gelmemişti. Neyse ki çocuklardan biri teknenin içine bir branda koymak için akıllıca bir şeye karar verdi. Onu oldukça becerikli bir şekilde kullanmayı başardıkları için hava durumunu oldukça dengelediler. Karşılaştıkları hava iradelerini gerçekten test etti. Çünkü yanlarında giydikleri çok az giysiden başka bir şey getirmemişlerdi ve hava onlara uygun görünmüyordu. Geceleri hava delicesine soğuktu ve sadece şort tişörtler onları ısıtmaya yetmiyordu. Çocuklar ciddi hastalıklara yakalanmak üzereydiler. Gün boyunca ise güneş aşırı derecede kavuruyordu ve derileri teknenin üzerinde daha çok acı verici bir şekilde yanıyordu. Yakıt bitmek üzereydi ve teknelerine çarpan dalgalar daha da sertleşti. Üstelik çocuklar yiyecekleri kalmamıştı. Neredeyse susuzluktan ölüyorlardı. Ancak cesurlardı ve pes etmediler. Branda yiyecek ve su yakalamak için kullandıkları için çok faydalı bir cihaz haline geldi. Yağmur yağınca çocuklar yağmur suyunu çekip branda üzerinde biriktirdiler ve içmek için kullandılar. Olabildiğince çok yağmur suyu almaya çalışıyorlardı. Ama maalesef bu eziyet düşündüklerinden daha uzun sürdü ve yağmur suyu yetersiz kaldı. Dahası çocuklar denizde buldukları hayvanları yiyerek açlıklarını doyurmaya çalıştılar. Ancak birkaç gün sonra tek besin kaynakları da bitti. Bu çocuklar etraflarını saran denizin yaban hayatı nedeniyle de büyük tehlike altındaydılar. Ancak bir gün tekneleri kurtarıldı ve kayıp çocuklar için endişelenen insanlarla dolu küçük ada halkı mutluydular ve içleri rahatlamıştı artık. Üç çocuk aşırı derecede sarhoş olmanın onları 50 gün denize hapsettikten sonra korkunç bir şey olduğunu ve nelere yol açabileceğini anladılar. Bu nedenle adayı terk ettiler ve korkunç geçmişi geride bırakarak farklı ülkelere yerleştiler. Bugünlük bu kadardı. Lütfen abone olup ve başka bir harika video için ekrandaki iki videodan birine göz atarsanız teşekkür etmiş oluruz. İyi günler.